Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz porselenler. Kaç farklı porselen kullanıyoruz ve bu porselenler arasındaki farklar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Metal destekli porselen, zirkonyum destekli porselen ve full seramik porselenlerin nasıl olduğunu sizlere ileteceğim ve aktaracağım. Burada sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa hemen altta yorum olarak yazabilirsiniz. Ve söylemeden geçmeyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni çıkan videolardan haberdar olun ve zili tıklayın muhakkak. Evet arkadaşlar, şimdi başlayacak olursak günümüzde çok sıklıkla kullanılan metal destekli porselenlerle başlayabiliriz. Bunlar mukavemeti çok yüksek materyallerdir ve köprülerde kullanılabilirler. En sıklıkla kullandığımız bölgeler posterior, arka bölgelerdir. Evet, ön bölgelerde de kullanılabiliyor fakat estetik olarak birazcık mat bir görünme sahiplerdir. İçerisinde metal olduğu için ışık geçirgenlikleri birazcık daha zayıftır. Ve istenildiği takdirde avantaj olarak da uzun bir köprüde metal destekli porselenler kullanılabiliyor. Dediğim gibi çok sıklıkla ön bölgede kullanmamaya çalışsak da maliyeti açısından daha uygun fiyatlı olduğu için hastalar bazen tercih edebiliyorlar. İkinci seçeneğimiz zirkonyum destekli porselen. Burada hastalar arasında şöyle bir yanılgı oluyor. Zirkonyum porselen denildiğinde zirkonyumun bir porselenmiş gibi algılanıyor. Fakat zirkonyum bir porselen değil. Zirkonyum bir maden, beyaz bir maden ve porselen kırılmasın diye porselenin altyapısında kullanılır. Üzerine tekrardan porselen kaplanır. Aynı metal destekli porselenlerde olduğu gibi. Metal destekli porselenlerde içerisinde bir metal kaide vardır. Üzerine porselen kaplama yapılır. Bu iki materyalde destek gerektirir bu porselenlerde. Çünkü porselenler kırılgan malzemelerdir. Çiğneme yüklerine karşı dayanımları azdır. Fakat günümüz teknolojisinde sıkıştırılmış porselenler olarak bilinen güçlendirilmiş porselenler vardır. Bunlar full seramik diye geçer ve bunları da full seramikleri ağız içerisinde kullanabilmekteyiz. Fakat köprü olmaksızın dişlerin tane tane yapıldığı, tek tek yapıldığı uygulamalarda kullanılabilirler. Çünkü zirkonyum ve metal destekli porselenlere göre birazcık daha mukavemeti zayıftır. O yüzden köprü olarak full seramik porselenleri kullanmayız. Ama estetik olarak zirkonyum ve metal destekli porselenlerden bir tık daha ileri seviyededirler. Bunları şöyle sıralayacak olursak, maliyet olarak en uygun olanı metal destekli porselenler, zirkonyum ve full seramik, ama estetik olarak da sıralayacak olursak tam tersi, en estetik olan kısım full seramik porselenler, daha sonra zirkonyum porselenler, daha sonra da metal destekli porselenler olarak sıralayabiliriz. Bunun nedeni neden daha estetik görülüyor? Aslında burada en önemli nokta şu, tamamen ışık geçirgenlikleriyle alakalı bir durum. Bir porselen içeriğine de bağlı olarak, metal destekli ve zirkonyum olmasına da bağlı olarak ne kadar fazla ışık geçirirse bünyesinden o kadar daha doğal bir görünüm sergiliyor. Örnek vermem gerekirse kendi dişlerimizin içerisinde bir metal veya zirkonyum gibi ışığı içerisinde tutabilen bir materyal yok. O yüzden ışık geldiği gibi göze yansıyan ışınları biz algıladığımız için burada bir gölge oluşmuyor. Fakat metal destekli porselen yaptığımız zaman ışık dişin üzerine çarptığında sizin gözünüze gelen algı orada bir opaklık oluşturuyor. Ve bu yüzden ışık geçirmediği için de daha az bir estetik ve daha doğallıktan uzak bir görünüm sergiliyor. Zirkonyumla metal destekli porselenler arasında bu ışık geçirgenlik farkı olabildiğince fazladır. Ama dediğim gibi burada en yüksek ışık geçirgenliğine ve doğallığa sahip olan full seramik porselenler var. Bunları model üzerinde değerlendirecek olursak şu şekilde gösterebilirim. Böyle gelebilir miyiz mi? Döndürelim. Evet, şimdi burada 3 farklı porseleni yan yana koymuş bulunmaktayız. En başta gördüğümüz, bakın, buradaki metal destekli porselenler. Şimdi buradaki modelin içerisinde, bakın, şuradaki porselenin kırık olduğu yerden içerisindeki metal gözüküyor. Bu porselen metalin üzerine kaplanmış hali olarak tanımlıyoruz. Metal destekli porselen. Hemen yanındaki zirkonyumun, bu zirkonyum madenidir. Hemen arkasında da kaplanmış zirkonyumun porselenle kaplanmış şeklini görüyoruz.
Buradaki iki ürün ise full seramik porselendir. Full seramik içeriğinde herhangi bir güçlendirilmiş bir materyal olmaksızın, bakın şu şekilde, bunlar istediğiniz kadar 0.2-0.3 milimetrelere kadar inceltilebiliyor. Şu şekilde netleyebilirsek, bakın şöyle gösterebilirim. 0.2-0.3 milimetreye kadar inceltilebiliyor. İçeriğinde bir altyapı olması gerekmediği için bunlar da full seramik porselenler. Şimdi burada dediğim gibi bir metal destekli porseleni kullanırken, uzun bir köprü yapabiliyorken, zirkonyumda en fazla 1 veya 2 diş eksikliklerinde köprü uygulanabilir. Hatta 2 diş eksikliklerinde mesafenin çok uzun olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ama full seramik porselenler her bir tanesi tek tek laminede olduğu gibi ya da kaplamada olduğu gibi tek tek kullanıldığı zaman kullanabileceğimiz materyallerdir. Burada hemen şu şekilde size ışık geçirgenliklerini tarif etmek için reflektörle arkalarından ışık tuttuğumuzda yarattıkları görsellere bakalım. Bakın gördüğünüz gibi şu anda tabii hiçbir zaman ağzımızın içine bu kadar kuvvetli bir ışık kaynağı gelmeyecek. Fakat algılanabilmesi için böyle bir yöntem öneriyorum. Bakın gördüğünüz gibi içerideki metalin burada en baştaki birinci yerdeki görseldeki durumu ışığı geçirmediği için daha koyu bir materyal. Aslında bunu kaldırdığımız zaman şu şekilde baktığımızda çok bir fark gözükmüyor. Gene fark ediliyorsa burada bir koyuluk var ama ışığı getirdiğimiz zaman bunu çok daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Burada ışık geçirmeyen bölgeler daha karanlık dururken ışık geçiren porselenin yoğun olduğu bölgeler daha az karanlık gözüküyor. Hemen yanındaki zirkonyumda baktığınız takdirde zirkonyum biraz daha ışığı fazla geçirdiği için daha doğala yakın bir görüntü veriyor. Full seramik porselenlerde de şöyle gösterebiliriz. Full seramik porselenlerde de ışığı çok daha fazla geçirdiği için onda da bu şekilde bir ışık geçirgenliği görüntüsü var. Tekrar söylemem gerekirse burada zirkonyum dediğimiz materyal şudur. Yani porselenin içindeki materyaldir zirkonyum. Metal destekli porselenlerde de içeriğinde metal vardır. Ve full seramik porselenlerde isminden de anlaşılıyor. Full seramik, yani hiçbir yerde bir altyapısı olmayan sadece seramikten oluşan materyallerdir bunlar. Işık geçirgenliklerini bu şekilde anlatabiliriz. Evet, tekrar şöyle bir geçelim. Burada 3 farklı porselen şeklimizi anlatmış bulunmaktayız. Bunların kullanım yerlerini de kısaca tarif edecek olursak, dediğim gibi daha çok arka bölgelerde metal destekli porselenleri, ön bölgelerde zirkonyum veya full seramik porselenleri kullanmaya çalışıyoruz. Tabi burada birazcık maddi durum da bu işin içerisine giriyor. Çünkü aralarında fiyat farkı var. Hepsinin arasında bir fiyat farkı oluşuyor. Full seramik, şuna bahsedebilirim ekstradan. Lamina porselenleri zirkonyumla veya metal destekli porselenlerde yapılmaz. Lamina dediğimiz dişin sadece ön yüzeyine ince takma tırnak şeklinde uygulandığı için bunlar altyapısız full seramik porselenlerden yapılmak zorundadır. O yüzden lamina seçeneğinde zaten zirkonyumu kullanamayız, metal destekli porseleni kullanamayız. Yani bir dişe zirkonyum ve metal destekli porselen karar verdiğimiz zaman dişin tamamen küçültülmesini kabul ediyor olmalıyız. Lamina istediğimiz takdirde sadece dişin önünden hafifçe bir aşındırma yaparak laminayı uygulayabiliriz. Peki full seramik porselenler tam kesilerek uygulanamaz mı? Evet, uygulanabilir. Full seramik porselenlerin tam kesilerek uygulanabilmesi için dişin yüzeyinde, kole kısmında basamak, full seramik porselenin oturabileceği bir basamak oluşturmamız gerekiyor. Basamaksız kesimde, daha önceki videolarımda da anlattım. Bir dişi basamaksız kestiğimiz zaman buraya zirkonyum oturduğunda zirkonyumun mukavemetinden dolayı burada bir açılma, bir kama etkisi olmayacaktır. Ama basamaksız bir kesimde full seramik porseleni oturttuğumuz takdirde buraya gelen kuvvetler sonucunda full seramik porselen dayanamayıp kırılmalar yaşanacaktır. O yüzden full seramik porselen kesiminde muhakkak dişin kole kısmında
basamağa oturması ve ısırma kuvvetlerinin kuvvetini basamağa iletmesi gerekiyor. Burada ufak bir ayrıntı var. O yüzden hastalarımıza karar verirken, planlama yaparken biz bu dişi tamamen kesecek miyiz? Ya da sadece lamina ön yüzüne mi yapacağız? Bu çok önemli. Peki neye göre karar veriyoruz bunu? Bunu şuna göre karar veriyoruz. Bir diş çok fazla çapraşıksa, yani örnek veriyorum, şöyle yandan baktığında bir diş bu şekilde duruyorsa, ben bu dişe lamina yaparak buraya kadar şişirdiğim takdirde bu dişin kalınlığı çok fazla olacak. O yüzden bu gibi büyük çapraşıklıklarda, büyük hareket vermem gereken durumlarda lamina porselenini kullanmamız doğru olmuyor. O zaman full seramik porselene veya zirkonyum porselene geçmemiz gerekiyor. Burada da hastaya iletmemiz gereken şey dişinin çepeçevre küçültülmesi gerektiği. Lamina porseleni ile zirkonyum destekli porselen arasındaki farklar bunlar. Full seramik porselenler denildiği takdirde çok farklı materyaller var. Yani cam seramikler, güçlendirilmiş cam seramikler gibi birçok seçenek var. Her firmanın kullandığı farklı bloklar var. İçerisinde zirkonyum tozu koyulmuş, işte renkleri oynanmış, bir kısım A3'ten başlayıp A1'e doğru giden renk skalası içerisinde, bloğun içerisinde olan burada porselen blokları var. O yüzden burada isim isim söylemek yerine bunların genel olarak ismine full seramik porselen diyebiliriz. Bunun hakkında merak ettiğiniz daha farklı bilgiler varsa aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Ve diğer konularla ilgili de video çekmemi istiyorsanız yorumlara bunu ekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.